Çocuklar artık bir rahat durur musunuz lütfen? Sıra bize gelmek üzere. Ama anne ya, of. Asıl sen of. Saçımı çekip duruyorsun. Sen de bana vuruyorsun. Tamam, sen bu tarafa gel bakayım. Sen de bu tarafta duruyorsun. Birbirinize sataşmayın. İlk o bana sataştı. Yalan söyleme. Tamam, susun. Herkes rahatsız oldu sizden. Çocukları haftalık hediyelerimizi almak için buraya getirmek doğru bir fikir miydi bilmiyorum ama sanırım yanlış bir fikirmiş. Ah, gerçekten inanamıyorum. Nasıl haftalık hediyem görünmez? Almadığımı söylüyorum size. Hanımefendi, burada benim yapabileceğim bir şey yok. Görünmüyorsa görünmüyor. İnanamıyorum gerçekten. Bu nasıl bir şey? Sizi Krampet Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Nereye derseniz edin hanımefendi, beni ilgilendirmiyor. Neyse. Sıradaki. Merhaba. Ben kayıt yenilemek istiyordum. Neyin kaydını yenileyeceksiniz tam olarak? Üniversite kaydımı. Üniversite kaydınızı mı yenileyeceksiniz? Haftalık hediye alma yerinde. Burası haftalık hediye alma yeri mi? Evet. Arkadaşlarım buranın bana kayıt burası olduğunu söylemişti. Demek ki sizi kandırmışlar. Şimdi yürüyün gidin be. Beni uğraştırıyorsunuz. Tamam, özür dilerim. Hadi çocuklar, sıra bizde, gelin. Merhabalar. Biz haftalık hediyelerimizi almak istiyoruz. Sanırım 2 hafta boyunca birikmiş olmaları lazım ya da 3 olabilir. Bakayım. Evet, buyurun geçin. Tamamdır. Gelin çocuklar. Evet çocuklar, bakın 3 tane güzeller güzeli hediyemiz var. Hepsinin birini sen şunu al, sen de şunu al, ben de bunu alayım. Eve gidip açalım, olur mu? Neden evde açmak zorundayız ki? Burada açalım. Hayır, olmaz. Evde açmamız lazım. Bizi bekleyen çok fazla kişi var. Hadi yürüyün. Uf ya. Üf be. Evet, ben kapıyı açamıyorum. Siz de açamıyorsunuz. Doğru. O zaman şu hediyeyi şuraya bırakayım hemen. Tamamdır. Gelin bakalım. Of, hediyelerden önümü göremiyorum ki. Ben de. Ay. Çantamı da koyayım. Oh, bir rahatlama geldi ya. Tamamdır. Dur, ben şu çantamı şuradan alayım. Şunu içine koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Ben Lili'yi yatağına bırakayım. Siz de hediyeleri salona götürün. Sonra açarız, olur mu? Lili neden uyumak zorunda ki? O da görsün hediyelerimizi. Evet, belki ona da bir şeyler gelmiştir. Peki, tamam o zaman. Hep birlikte taşıyalım. Gelin bakalım. Yay. Evet. Hadi bakalım. Hediyeleri şuraya koyuyorum. Tek tek açın bakalım. Biz de burada oturuyoruz. Yay. Hadi hediyeleri açalım. Yeee, hediye açma vakti. Hediye açma vakti. Hadi açalım bir an önce. Ben bunu açacağım. Ben de bunu açayım. Bu da ne böyle? Oo, anne, bu parfüm çok güzel kokuyor. Oha, bir dakika, kokusuna bakabilir miyim? Çok güzel. Sanki bayılacağım kokudan. Tamamdır, onu bana verin bakalım. Bunu sizler kullanamazsınız. Bu sanırım bana gelmiş olmalı. Anne, hayır, öyle bir şey yok. Bize geldi o hediyeler. Of, tamam. Ben de kendi hediyemi açayım. Bir buket çiçek mi? Bunu odama koymak istiyorum. Çok güzel kokuyorlar. Bakayım kokusuna. Çok güzel kokuyor. Hadi bunu da birlikte açalım. Hadi 3, 2, 1. Anne.
Tabii ki de vardı çocuklar. Onu size ben aldım. Çok tatlı bir köpek ve köpek yatağı. Anne inanamıyoruz. Evet anne bunu ne kadar istediğimizi biliyordum. Tabii ki biliyordum çocuklar. O yüzden sahiplendim ya. İsmini ne koyacaksınız bakalım? Bilmem ki ismini ne koysak. Ben de bilmem ki. Ne koyalım? Çok tatlı ve bir kız galiba. Evet bir kız köpek. O zaman bence Aurora koyalım. Aurora mı? Evet bence Aurora güzel bir isim. Ya da Oreo olabilir. Evet Oreo. Hem de Oreo gibi ya. Evet. Çok güzel oldu bu isim. Oreo olsun ismi. Ama nerede duracak yatağı? Bilmem. İstiyorsanız salonda durabilir. Ya da benim odamda. Olur senin odanda dursun. Çok mutluyum ya. Ben de çok mutlu oldum. Neyse hadi bakalım siz üst kata çıkıp çantalarınızı da çıkartın. Üst kata çıkın. Odanıza gidin. Üstünüzü falan değiştirin. Ben de Oreo'yu yeni odasına yerleştireyim. Tamamdır. Ay çok heyecanlandım. Çok güzel değil mi ya? Evet köpeklere bayılıyorum. Ben de. Evde zaten bir sürü hayvanımız var. Bir de köpeğimiz eksik kalmıştı. O da tamamlandı. Çocuklar çok mutlu oldular oraya görünce. Biliyordum aslında köpek istediklerini. O yüzden ben de sahiplenmek istedim onlar için. Bana da bir tane parfüm gelmiş. Çok tatlı ve güzel bir parfüme benziyor gerçekten. Acayip beğendim. Kutusu da şurada dursun. Oraya da kendi odama yerleştireceğim. Çünkü üst katta zaten çok fazla hayvan oldu. Ve oraya salonda falan tek başına kalmasın diye bu odada bir yere yerleştirmek istiyorum. Evet, istediğim görüntüyü elde edemeyince hiç beklenmedik bir şekilde odanın dekorunu değiştirmeye karar verdim. Bu şekilde bir şey yaptım. Masayı attım ve burada yeni bir tane masa ekledim. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Sadece eşyaların yerini değiştirdim. Bir de buraya bir tane şifonyer daha ekledim. Küçük, bence bu şekilde daha iyi oldu. Hem de hani daha hoşuma gitti benim. Oreo'nun yatağını ve Oreo'yu da buraya koydum. Lili'nin yanına. Evet bu kadar. Şimdi çocuklara bakalım ne yapmışlar. Evet bakalım çocuklar neredeler? Mutfakta değiller. Matilda'nın odasında da değiller. Banyoda da değiller. Noah'nın odasında da değiller. Tek bir yer kalıyor. O da teras. Bakalım buradalar mı? Evet işte buradalar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ben yatıyorum. Noah da egzersiz yapıyor. Evet. Şimdi ben yatıyorum. Kalın giyinmişsiniz. Soğuk mu geldi? Evet anne ya artık havalar soğuyor. Kış geliyormuş öyle diyorlar. Kış ayı geliyor evet. Kar yağacak, yağmurlar yağacak. Belki dolu yağacak. O da ne ya? Dolu ne? Dolu böyle... Şimdi... Çocuklara bilimsel şekilde anlatsam anlamayacaklarını biliyorum. O yüzden biraz daha onların bakış açısı işte şeklinde anlatacağım. Şimdi kar yağıyordu biliyorsunuz değil mi? Evet karı çok severiz. Onun taş olmuş halini düşünün. Taş böyle tepeden yağıyor. Hı? Tepeden taş mı yağıyor? Anne bunun gerçekten dolu olduğunu emin misin? Taş değil. Böyle... Küçük küçük beyaz parçalar yağıyor. Buna biz dolu diyoruz. Ya, anladım. Neyse okulda öğreneceksiniz zaten. Yani inşallah ilerleyen zamanlarda. Peki biz ne zaman diğer evimize gideceğiz? Evet size diğer evimizden bahsetmeyi unuttum. Diğer ev dediğimiz yer kışın gittiğimiz yer genelde. Çünkü burası hani terası falan var ve iki katlı. Olduğu için çok fazla penceresi var ve içerisi çok çabuk soğuyor. Ama diğer evimiz daha kışa uygun bir yer. Hani ve daha küçük bir ev.
Oraya kış ayları gidiyoruz genelde tatil için ya da herhangi bir şey için gidiyoruz. O şekilde. Tam anlatamadım ama işte diğer ev, burası genelde yazın durduğumuz, kışın da bazen burada duruyoruz. Hani zaten çok yakın, gidip öyle geliyoruz. O şekilde. Diğer eve de ne zaman gideriz? Havalar biraz daha soğuyunca gideriz. Peki, tamamdır.